CC verilerine göre bir önceki hafta Euro'da düşeceğine inanarak alınan kısa pozisyonlar Temmuz sonundan bu yana en az rakama inmişti. 89 bin küsur kontratla 23 Haziran'da biten hafta bu miktarda 99 binin üstüne atış var. Tabii bu haftanın verilerini gelecek hafta alıyor olacağız ama ne dersiniz Ahmet Bey? Euro buralardan yurt dışında sizce alınır mı, satılır mı? Çünkü dün örneğin İsviçre Merkez Bankası'nın bir müdahalesini gördük. Diğer kurlara karşı yine Euro'nun zayıfladığı bir döneme mi girdik? Şimdi ya esasen euro dolar paritesi zaten 2015 yılındaki dolara karşı en zayıf olan paritelerden bir tanesi. Burada mevcut kademelerde özellikle 1.050'lerde bir dip oluşturup döndükten sonra biraz da Fed politikalarına dair beklentilerle fiyatların şekillendiğini görmüştük. Tabii 1.10 kademelerinde ben bir denge oluştuğunu düşünüyorum. Sizinle daha önceki yaptığımız programlarda da hatta 1.15 ile 1.10 gibi böyle geniş bir bant aralığında bu dengeli fiyatlamanın biraz da gelişmelere endeksli olarak devam edeceğini vurgulamıştık ki o süreç içerisinde baktığımız zaman evet bu bant aralığından hiç çıktığına şahit olmadık. Son bu Yunanistan'la alakalı hafta sonu gelişmelerinden sonra da Asya piyasalarıyla beraber sert bir aşağı hareket izledik ki 1.096'ları falan gördü. Oraya yine 1.10 desteği diye atledebiliriz. Bence önemli ve kritik bir kademe olarak artık o seviyeyi benimsemekte fayda var. Bundan sonraki süreç içerisinde de tabii ki Euro bölgesi gelişmeleri, Yunanistan gelişmeleri ve buradaki politika süreçleri, yine Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut takip etmekte olduğu gelişmeci politikaların piyasalardaki yansımaları. Tabii bunun yanında hepsinden öte Fed politikaları ve buna karşılık da ABD verileri parite üzerindeki belirleyici unsurlar olmaya devam edecektir. Ben işin aslı 1.15 ile 1.10 bandı arasının çok bozulacağını zannetmiyorum. Her türlü gelişmeye rağmen bu geniş 500 tiklik aralık çalışmaya devam edecektir. Baktığınız zaman da bir ya da iki ay içerisinde tepe noktasını ve dip noktasını bir iki kez çalıştığını da görebiliyorsunuz zaten. Hı hı. Bu bant aralığındaki bu fiyatlamalarla beraber yılın devamını izleyeceğiz, takip edeceğiz. Olası riskler bir takım sapmalara ve kırılmalara neden olabilir. Burada da zaten bu bahsettiğimiz bandın yukarı aşılması, yani Avrupa bölgesi açısından işler daha iyi gitti. Fed'in faizi gelen verilerden tatmin olmadı ve daha da öteleyeceği yönünde bir ihtimal ortaya çıktı diyelim. O zaman belki 1.15'in üzerinde yeni seviyeleri konuşabiliriz. Ya da tam tersi durumda, yani Euro bölgesi krizinin derinleşmesi ya da Fed'in elini güçlendirici bir takım hamlelerin gelmesi durumunda, veri akışının gelmesi durumunda da 1.10 seviyesinin altına daha kalıcı fiyat hareketleri görebiliriz. Ama ben işin aslı çok fazla bu yönlü hareketleri belli bir süre daha ihtimal vermiyorum. Yani piyasa bu mevcut bant aralığındaki dengesini...